Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Vizenin üçüncü sorusunu çözeceğiz. Bir tasarım sorusu, çok güzel bir soru. Vakit kaybetmeden başlayalım. Yani kısaca bize soruda şunu söylüyor. 8 bitlik bir sinyalimiz var, bir input'umuz var ve eğer bu inputumuzdaki birlerin sayısı 6'dan fazla ya da 6'ya eşitse o zaman output'umuz 1 olacak. Burada bazı örnekler vermiş. Mesela B sinyalimiz buradaki gibi 1001 0, 0, 1, 0. Yani 3 tane 1 içeriyorsa buradaki gibi output'umuz 0 olacak. Ya da buradaki gibi 5 tane 1 içeriyorsa output'umuz 0 olacak. Ama aşağıdaki gibi mesela burada 7 tane 1 içeriyor. O zaman output'umuz 1. Buradaki gibi 4 tane 1 içeriyorsa yine output'umuz 0 oluyor. Ve soru da bize istediğimiz boolean gate'i, flader'ları, half-fader'ları, multiplexer'ı, demultiplexer'ı, decoder, encoder ve logic 0 ve 1'i kullanabileceğimizi söylüyor. Şimdi ben bu soruyu aslında birkaç farklı şekilde çözdüm ama o çözümler arasında en çok hoşuma giden çözümü buraya çözeceğim. Soruya başlamadan önce siz bir kez daha deneyebilirsiniz, farklı çözümler bulabilirsiniz. Benim kullandığım çözümde half adder kullandım, multiplexer kullandım ve end gate kullandım. Bu üçünü kullanarak çözdüm. Şimdi başlayalım. Öncelikle input sinyalimi şuraya bir yazayım. Burada 8 bitlik bir input sinyalim var. Şimdi buradaki biraz bit sayısını azaltmak için buradaki bitleri şu şekilde ikişer ikişer half adder'a sokacağım. Şimdi half adder'larımın iki tane output var. Bir tanesi sum, diğeri de carry. En alttaki half adder'ın outputlarına carry 0, s0 diyorum. Onun bir üstündekine carry 1, s1. Onun bir üstündekine carry 2, sum 2. Onun bir üstündekine de kere 3 sam 3 diyorum. Şimdi buradaki kereler ve samlar ne anlama geliyor? Burada 3 tane ihtimal var. Mesela kere de her ikisi de 0 olabilir. Bu durumda inputumda girdiğim sayıların her ikisi de 0 anlamına gelir. Diğer bir ihtimalle kere 0 sam 1 olabilir. O zaman inputlardan bir tanesi 1'dir. Diğer ihtimalde de kere 1 sam 0 olabilir. Bu durumda da elimde 2 tane 1 var anlamına gelir. Dolayısıyla 6 tane 1 şartını sağlamak için ya 4 tane c 1 olmalı. Bu durumda elimde 8 tane 1 olmuş olur. Ya 3 tane c 1 olmalı. Bu durumda 6 tane 1 olmuş olur elimde. Ya da 2 tane c 1 olmalı. Bu durumda da elimde 4 tane 1 olmuş olur c'lerden gelen. Onların haricinde 2 tane de sum 1 olmalı. Yani örnek verecek olursak buradaki c'lerin mesela hepsi 1 oldu. O zaman bu zaten 8 tane 1 anlamına gelir. Her birisi 2 tane 1'i temsil ettiği için. Ya da diyelim ki c3, c2, c1 bunlar 1 oldu. Buradan zaten 6 tane 1 geliyor anlamına geliyor. Onun haricinde buradaki kalan mesela en son sum 1 de olsa 0 de olsa fark etmez. 1 olursa 7 tane 1 olmuş olur. 0 olursa 6 tane olmuş olur. Yani benim şartım sağlanmış oluyor. Bu arada dikkat edersek zaten sam ve kere aynı anda 1 olamıyor. Eğer mesela kere 3 diyelim ki burada 1 ise o zaman o şu anlama geliyor. Buradaki sam 0'dır zaten. Diğer bir ihtimalle 2 tane kere 2 tane sam. Mesela kere 3 ile kere 2 1 oldu. Buradan 4 tane gelir. O zaman 6'ya tamamlaması için mecburen S1 ve S0'ın da 1 olması lazım ki toplamda 6'ya tamamlasın. Eğer keriler 2'den azsa yani mesela bir tane keri varsa sadece 1 olarak. Mesela sadece C3 1 olsa onun haricinde kalan bütün samlar 1 de olsa buradan 3 tane gelir. Buradan da 2 tane geleceği için toplamda 5 olur. Yine amacıma ulaşamam. Onun için kerelerin minimum 2 tane olması lazım buradaki gibi. Şimdi sorunun temel mantığını az çok şekillendirdik. Şimdi her bir durum için hangi kerinin hangi samın 1 ya da 0 olması gerektiğine karar vereceğiz. Şimdi ona bakalım. Şimdi birinci durum olarak 4 tane kerinin 1 olmasından bahsettik. Bunun zaten tek bir yolu var. C3'ün, C2'nin, C1'in ve C0'ın Hepsinin 1'e eşit olması. İkinci durumda 3 tane kerinin 1 olmasını söyledik. Bu durumda 4 tane farklı ihtimal var. C3, C2, C1'in 1 olduğu durum. C3, C2, C0'ın 1 olduğu durum. C3, C1, C0'ın 1 olduğu durum. C2, C1, C0'ın 1 olduğu durum. Bu 4 farklı durum. Bunların herhangi bir tanesinde direkt output 1 olur. Bir diğer durumsa iki tane keri, iki tane sam. Bu durumlarda şöyle özetlenebilir. Mesela C3 ve C2 kerilerden birse o zaman onun haricinde kalan buradaki S1 ve S0'ın bir olması lazım. Eğer C3 ile C1 ise kerilerden bir olanlar o zaman onun haricinde kalan S2 ile S0'ın bir olması lazım. Bu şekilde diğer ihtimalleri de yazayım hızlıca. Burada yazdığım ihtimallerde de 6 tane bir şartını sağlamış oluyorum. Şimdi bunları şu şekilde düzenleyeyim. Şimdi buradaki seçimi yapmak için multiplexer kullanacağım. Onu da şu şekilde yapıyorum. Buraya 4 çarpı 16'lık bir multiplexer koyuyorum ve select portlarına C3, C2, C1, C0'ı sırasıyla bağlıyorum. Bunun output'u benim devremin output'unu verecek. Ve bunun 16 tane input'u var. Şimdi burada şöyle düşüneceğim. Birinci durumda yani 4 tane C'nin 1 olduğu durumda buradaki C3, C2, C1, C0 1, 1, 1, 1, 1 değerini alacak. Yani bu aslında 15 demek. Bu durumda 15. port seçileceği zaman output'umun 1 olmasını istiyorum. Dolayısıyla buraya 1 yazıyorum. Diğer durumlarda da mesela C3, C2, C1'in 3'ünün 1 olduğu durum. Bu neyi gösterir? 1, 1, 1, 0. Yani 14. Bu durumda da output 1 olacak. Onun için 14. porta da 1 bağlıyorum. Onun altındaki C3, C2, C0. Yani 1, 1, 0, 1. Bu da 13'ü gösterir. Eğer 13. port seçilirse de output'umun yine 1 olmasını istiyorum. Yine C3 C1 C0 durumunda 1 0 1 1 yani 11 durumunda bu durumda da yine 1 olmasını istiyorum ve burada 3 tane C'nin 1 olduğu durumların sonuncusu C2 C1 C0 yani C3 0 diğerleri 1 1 1, 1 olduğu durumda yani 7. port seçildiği zaman yine output'umun 1 olmasını istiyorum ve buraya biri bağlıyorum. Şimdi 3 tane C'nin 1 olduğu durumlara geçiyoruz. Burada mesela C3 ile C2'nin 1 olduğu durum. Bu nedir? 1, 1, 0, 0 durumu. Yani 12. portun seçildiği durum. Bu durumda S1 ve S0'ın 1 olması lazım. O zaman 12. portu alıyorum. S1 ve S0'ı bu şekilde AND gate'den geçirip 12. porta bağlıyorum. Böylelikle 12. port seçildiği zaman C3 ve C2 1 olduğu anlamına gelir. Ve S1 ve S0 da bu durumda 1 ise o zaman output'uma 1 verecek. Yine benzer şekilde ikinci durumda C3 ve C1'i düşünelim. 1, 0, 1, 0 olur bu durumda. Yani 10. port seçiliyor. Yani şu kısım. Bu durumda da S2 ve S0'ın 1 olması lazım. Yine benzer şekilde S0'dan alıyorum ve S2'den alıp AND gate'den geçirip buraya veriyorum. Diğer durumda C3 ve C0 1. Yani 1, 0, 0, 1 olur. Bu durumda aslında bize 9'u söyler ve S2 ve S1'in 1 olması lazım. Yine 9. portu buradan alıyorum. Ve bu durumda S2 ve S1'i end gate'den geçirmem gerekiyor. Şu şekilde S2'yi alayım. S1'i de şekil karışmasın diye bu şekilde göstereyim. Yine bir diğer durum. C2 ve C1'in 1 olduğu durum. Bu durumda da 0, 1, 1, 0 olur. Yani 6. port. Buradaki 6. portu alıyorum. Ve bu durumda da S3 ve S0'ı end gate'den geçireceğim. Şekil karışmasın diye bu şekilde yazıyorum. Kablolar karışmasın diye. Diğer durumda C2 C0 yani burada da 0 1 0 1 olur. Yani bu durumda 5'i gösterir. 5. portta S3 ve S1 olacak. Bu şekilde gösterebilirim. Son olarak da C1 ve C0'nın olduğu durum. Yani 0 0 1 1. Bu da 3. portu aktive ediyor ve S3 ve S2. Yani S3 ve S2 burada 3. portta da, da S3 ve S2 entlemem gerekiyor. Şu şekilde yukarıda gösterebilirim. Bu şekilde bütün durumları tamamlamış oldum. Peki diğer durumlarda ne olacak? Mesela 0, 1, 2, 4 ve 8. portlar boş kaldı. Buralarda 0 yazmam gerekiyor. Neden 0 yazıyorum? Çünkü mesela 0'ın olduğu durumu düşünürsek C3 C2 C1 C0'ın hepsi 0. Bu durumda zaten 6'ya ulaşamam. Ya da 1'in olduğu durumu düşünürsek 0 0 0 1. 2'nin olduğu durumda sadece bu 1. 4'ün olduğu durumda sadece C2 1. 8'in olduğu durumda da sadece C3 1. Bu durumlarda zaten bir tane kere 1 olması demek. Buradan iki tane 1 geliyor anlamına geliyor. Bu durumda 6'ya ulaşma imkansız olduğu için bu durumlara direkt 0 koyuyorum. Ve devreyi bu şekilde oluşturabilirim. Dediğim gibi daha farklı çözüm yolları da olabilir. Ama benim hani birkaç tane çözüm yolundan en uygulanabilir olan buydu. Onun için bunu paylaşmak istedim. Eğer sizin de çözdüğünüz başka şekiller varsa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.